Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayım. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da 5 gündür 2 aile arasında devam eden köpek yumurtaları yedi kavgasını Vali Hamza Aydoğdu sonlandırdı. İki aile üyeleriyle bir araya gelen Vali Aydoğdu, iki tarafı da barıştırarak taraflardan söz aldı. Olay 12 Aralık tarihinde iki aile arasında bir köpeğin komşusunun kümesinden yumurtaları yemesiyle başladı. Bir kişinin tüfekle iki kişinin de darp sonucu yaralandığı olayda iki aile arasındaki kavga bitmek bilmedi. Hemen her gün fitili ateşlenen ve birbirlerine giren aileler için Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bölgeyi abluka altına alarak etkin müdahaleyle kimsenin canının yanmasına izin vermedi. Son olarak dün yaşanan kavga nedeniyle devreye Aksaray valisi Hamza Aydoğdu girdi. İki aile üyelerini de Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çarşamba semt pazarı içinde toplayan Vali Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hikmet Kaya, Damızlık Koyu Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçağı da alarak ailelerle bir araya geldi. Burada ilk olarak iki tarafın da aile büyükleriyle görüşen Vali Hamza Aydoğdu, hiçbir sorun veya sıkıntının kavga ederek, dövüşerek çözülemeyeceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, devletin bütün kollukları, gücü, dirayeti dimdik duruyor dedi. Ben de şuraya... İşte sen... Konuşman, sen konuş, haklı haksız tartışmaya gelmedik. Biz birbirimizden rahatsız olabiliriz. Birbirimizle aramızda problemler olabilir. Ama bu problemleri çözme yolu böyle değil. Bakın devletin bir sürü işi var. Biz birbirimizden sıkıntımız varsa, kolluk kuvvetlerimiz var, adliyemiz var, adaletimiz var, dilekçemizi veririz, orada sıkıntılarımızı gideririz. Bir grup buradan toplanıp buraya, bir grup buradan toplanıp buraya, şehir dışından insanları getirip burada Aksaray'ın huzurunu kimse bozamaz, biz buna müsaade etmeyiz. Ulusal kanallarda her yerde ilimizle ilgili bu haber veriliyor. Eğer sizin Aksaray'a biraz samimiyetiniz, birer aidiyetiniz, ekmek yiyorsunuz burada, bu il sizin şerefinizi, namusunuzu, haysiyetinizi emanet ettiğiniz bir il. Bir insan kendi ilinin bu kadar dışarıda refüze ve rencide olmasına müsaade eder mi? Haklı veya haksız. Onun için konu yargıda bugünden itibaren burada hiçbir problem istemiyoruz biz. Birinin birine şikayeti var. Biri birine zorbalık yapıyor. Biri birine sıkıntı çıkarıyor. Adliyemize gelecek. Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçesini verecek. Kolluk kuvvetlerimiz o zorbalık yapan adamı tutup getirip adli makamlara teslim edecek. Bunun dışında devlet var, dimdik ayakta, devletin bütün yetkileri, organları çalışırken siz kendi aranızdaki nizadan, problemden dolayı adaleti kendiniz tesis etmeye çalışırsanız biz o zaman burada beraber yaşayamayız arkadaşlar. Bak istirham ediyorum sizden, siz ailelerin büyüğüsünüz, Hasan Bey sen de buradasın, hiçbir şekilde bundan sonra bir problem istemiyorum ben. Bakın bu problem bir daha olmamak üzere kapanacak. Varsa problemlerimiz, biz bir arkadaşlarımız burada. Biz bu problemi bir daha açılmamak üzere birlikte kapatıyoruz. Biz bütün olayları biliyoruz. Konu adli makamlarda. Bundan sonra bir problem olduğunda burada muhtarlarımız var. Burada emniyetimiz var. Burada diğer arkadaşlarımız var. Problemleri kendi aramızda konuşarak çözeceğiz. Bundan sonra bu mahallede, burada hiç kimse dışarıdan gelerek tahrik etme, beraber gitme, gövde gösterisi yapma, böyle bir şeyi biz asla kabul etmeyiz. Bakın burası bir derebeylik değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Devletin burada bütün kollukları, gücü, dirayeti dimdik duruyor.
benim tek üzüldüğüm Aksaray'ın valisi olarak, yani böyle basit bir olaydan dolayı bizler arkadaşlarımızla gece gündüz bu ilin tanıtımı için düzgün bir şey olsun diye çalışırken böyle basit bir olaydan dolayı sürekli medyada, ulusal kanallarda Aksaray'ın yer alması en çok sizi üzmesi lazım. Gerçekten sizi kederlendirmesi lazım. Onun için şimdi burada arkadaşlarımızın huzurunda Hasan Bey, İsmail Bey, şöyle bir kalkın, birbirinize sarılın, birbirinize hakkınızı helal edin. Ondan sonra da burada diğer problemleri arkadaşlarımız alttan beraber çözmek için ellerinden gelen gayreti yapacaklar. Zaten biz de onlar için çalışıyoruz. Şimdi bu işi ben bitirdim. Bu tarafın kefili benim. Bundan sonra bir sorun gayri kabul. Ben kapattım, ben hastaydım, kolum kırıktı. Ben aynı günü yetiştirdim, aynı günü işi bitireceğim. Ben geldim, bunlar benim dayılarım. Bunlar benim sözümün üstüne söz söyleyemezler. Tamam. Ben her dedikten sonra bu önce senin sayanından, sen bizim büyüğümüzsün, bu sizin sayanızdan. Sen konuşmanı yaptın, ben bunlara da söyledim. Bundan sonra gayri kabul, yani bu işler olmayacak. Olduğu zaman beni karşısında görecek bunlar. Dayılarımdır. Hiç kimse, Allah'ın bir çocuğu da olsa bu adamlara dokunma, bu adana dokunmayacak. Bu iş burada bir ateşin üzerine suyu dökmüşüm. Vali Bey babamıza 50 tane oğlumu öldürse Vali Bey babamıza bağışlamışsın, işi bitirmişsin. Tamam. Şimdi ben belediye başkanımızla da görüştüm. O yolu da hemen açıyorum. Tamam. İşte o yolu ben söyledim. Sana da verir misin? Gel bakalım şöyle. Seni korkuttular değil mi? Yok, korkma. Korkma, tamam mı? Sorun mu senin? Ya siz gönlü güzel Anadolu'nun kavrulmuş çocuklarısınız. Sizin aranızda ne sıkıntı olacak? Bak burada gençlere de söylüyorum. Ben 20 senedir yaşıyorum Vali Bey'im. Tamam, gençlere de söylüyorum. En ufak şeyde... Yok, bitti. Tamam mı? Sayın Bağır, bitti. Her bir genç daha burada bitti. Her şey bitti. Saraksaray'da yaşıyorum. Buradan sizin vatanınız. Sizin her şeyiniz bizden mesul. Böyle en ufak şeyde birbirinizi gaza getirip kameralarla çekip sosyal medyaya atıp kimseyi provoket edecek. Tamam mı? Bak sizin bütün her şeyiniz bizim teminatımız altında. Devletin teminatımız. Ama bak biz böyle yaparsak siz ailenizde olan bir problemi komşuya gidip söylüyor musunuz? Burası Aksaray ya. Sizin aileniz ya. Bir Aksaray'da yaşayan bir insan bunu gördüğünde burası bizim memleketimiz. Bizim namusumuzu, şerefimizi burada biz koruyoruz, muhafaza ediyoruz. İnsan böylesi bir yerde bunları yapmaz. Bakın bunlar bizi aşağı doğru çekiyor. Bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yok ki ya. Vatanımız bir, bayrağımız bir, toprak parçamız bir. Bak benim sizden özel istirhamım var. Aramızda problemler, sıkıntılar olabilir. Ama en ufak problemi görüp böyle sosyal medyaya atıp hadi toplanın gidiyoruz. Bu bir erkeklik değil. Tamam mı? İnsanları dövmek, hakaret etmek erkeklik değil. Lütfen. Bakın ben sizin valiniz olarak geldim diye sizden istirham ediyorum. Allah razı olsun. Tamam mı? Bir probleminiz olursa... Yani bizim, burası bizim yuvamız, yani insan yuvasının bir başkası tarafından kötü bilinmesini ister mi? Her evde problem olur, her yerde problem olur. Ama problemleri çözme şeklimiz böyle olmamalı. Biz birbirimizi böyle bak, şu çocuk, annesi nerede annesi? Dedeler ne? Diyor ki ne dedin benim bana? Müslümanlar sabaha kadar diyor korkudan uyumadı, psikolojisi bozuldu. Ya bu çocuk büyüyecek. Bu ya çocuk bunlara bakın bütün psikologlar diyor ki şiddet gören çocuk şiddet gösterir. Onun için kendimiz için, çocuklarımız için, Aksaray için bana söz vereceksiniz. Bundan sonra asla böyle bir şey beklemiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, ver. Bunların sevgisi benim hepsini kulağa koyduk. Ben bunları senden önce söyledim. Hadi herkes tanısın. Hadi. Tamam. Ayıp olmaz. Muhtarım. Kendine iyi bak kardeşim.
Yerli malı haftası bu yılda öğrencilere yerli malının kullanımının önemini göstermek için Aksaray Taptuk Emre Ortaokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası, bu yılda öğrencilere tutum, yatırım ve yerli malı kullanımının öneminin aşılanması amacıyla Aksaray Taptuk Emre Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Velilerin evlerinde hazırladığı yiyecekleri paylaşan öğrenciler, şiir ve yerli malı haftasının önemini ve tarihini anlattı. Daha sonra Türkçe öğretmeni Hale Şahin, düzenlenen etkinliğin öneminden bahsetti. Elif Uygur, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık. Sevgili misafirler, değerli arkadaşlar, önce 1. Dünya Savaşı, sonra da Kurtuluş Savaşı ülkemizin bütün kaynaklarını tüketmişti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik yönden çok kötü bir durumdaydı. Sanayi kuruluşumuzun hemen hemen hiç yoktu. Tarıma elverişli alanların ise çok az ekilebiliyordu. Tarımla uğraşan köylüler yoksuldu. Hem kaldı ki peş peşe girdiğimiz savaşlar tarım yapacak genç nüfusu tüketmişti. Birçok ürünü yabancılardan almak zorunda kalmıştık. Bu yokluk günlerinde Atatürk ve arkadaşları kendi kendimize yetecek bir ekonomiye sahip almak arzusundaydılar. Yabancı mallar yerine kendi ürettiklerimize yetinmenin gereğini halka anlatmak istiyorlardı. 12 Aralık 1929 günü zamanın Başbakanı İsmet İnönü Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada yerli malı kullanmanın öneminden ve tutumlu olmaktan bahsetti. Okullarımız 1946 yılından itibaren 12 Aralık'ta başlayan haftayı Yerli Malı Haftası olarak kutlamaya başladılar. 1983 yılında bu haftanın adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası oldu. Bu hafta sürecinde tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi anlatılır. Aşırı harcamaya savurganlık, bundan kaçınmaya da tutum diyoruz. Tutumlu olma alışkanlığı küçük yaşlarda başlar. Paranın kar amacıyla bir mala yatırılmasının ise yatırım denir. Yabancı mal alırken verdiğimiz paranın bir daha geri gelemeyeceğini düşünmeliyiz. Bu nedenle elimizden geldiği ölçüde Türk malı kullanmalıyız. Yabancı ülkelere para akışını önlemede Türk malı kullanmanın önemi büyüktür. Saygılarımla. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Taha Can. Yerli malın önemini anlatır mısın? Yerli malı ülkemizde üretilen malların yani ne kadar iyi olduğunu, bizim için önemli olduğunu için bunun için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Yerli malı, yurdunu seven uyanık olur. Önce kendi milletini korur. Marketlerde alışveriş yaparken 869 numaralı barkodu bulur. Yerli malı Türk'ün malı. Paramız ülke içinde kalmalı. Zengin olmak isteyen herkes bu bilinci çevresine yaymalı. Ayşe Ahmet üretip satsın. Kazancı ile fabrika kursun. Annem babam burada çalışıp cebine bol para girsin. Ben Hale Şahin, Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda bu sınıfın sınıf rehber öğretmeniyim. Şu anda 5. sınıflardasınız. 5. sınıflardayız şu anda. Bugünün anlam ve önemine binaen bir etkinlik düzenleyelim dedik. Yerli malı kullanmaya, israfı önlemeye yönelik. Özellikle son zamanlardaki ekonomik sıkıntılardan dolayı da çocuklara tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, bunların önemini kavratmayı her dersimizde, bütün öğretmenlerimizce bunun önemini vurguluyoruz. Özellikle de israf konusuna çok çok önem veriyoruz. Bunun önlemek için de çocuklara gerek mesela elektrik lambalarının açık kalmaması, suları boşa akıtmamaları, elimizden geldiği kadar Türk malı kullanmaya önem vermemiz gerektiğini çocuklara vurguluyoruz. Sıradaki haberimiz Gelecek Partisi Saratlı Beldesi'ne ve Gülağaç İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na atamalarda bulundu. Muhammed Dilmac'ın açıklamalarına göre Gelecek Partisi teşkilatlanma konusunda büyüm adımlarını atmaya devam ediyor. Haberimizi izleyelim.
Gelecek Partisi Aksaray İl Başkanı Muhammed Dilmaç tarafından parti genel merkezi talimatıyla Saratlı Belde Başkanlığı'na Devrim Yaldır ve Gülağaç İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mehmet Terzi atandı. Atamalar konusuna değinen Dilmaç, Gelecek Partisi olarak Aksaray'ın tüm belde ve köylerinde teşkilatlanacağız. Yapılacak olan seçimlere güçlü olarak gireceğiz. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun izinden giderek toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz dedi. İsmim Devrim Yaldır. İl Başkanımız tarafından Saratlı Belde Başkanlığı'na atandım. Teşekkür ediyorum. Ben Gülağaç İlçe Başkanı Mustafa Abur. Bugün hem Saratlı Belde Başkanımızı hem de İlçe Gençlik Kolları Başkanımızı atadık. Başkanıma da yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Benim ismim Mehmet Terzi. Gülağaç Gençlik Kolları Başkanı olarak atandım. Gelecek Partisi'nden. İl Başkanımız Muhammed Dilmaç Bey'e teşekkür ederim başkanıma. Hayırlılara vesile olmasını diliyorum inşallah. Bugün günlerden cuma, hayırlı bir gün. Aksaray'ımıza kar yağıyor, bereketli bir gün. Cenab-ı Allah bu hayırlı ve bereketli bir günde bize Aksaray'ımızın güzel ilçesi Gülağaç'a bağlı Canlar Diyarı Saratlı'dan yeni katılımları ve belde başkanımızı da nasip etti. İnşallah Gelecek Partisi olarak Aksaray'ın tüm belde ve köylerinde teşkilatlanacağız ve önümüzdeki yapılacak seçimlere güçlü olarak gireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu parti kurma yolunda adım atarken toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağız. İnsanları ayırmayacağız, ayrıştırmayacağız diye bir söz söylemişti. Biz de onun izinden giderek Aksaray'da Alevi Sünni'yi ayırmadan, Türk'ü Kürt'ü kayırmadan toplumun tüm kesimini kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Gülağaç ilçesi Gençlik Kolları Başkanlığı'na da Mehmet Terzi kardeşimiz ilçe başkanımız Mustafa Abur'un tavsiyesiyle atandı. Kendisine de hayırlı olsun diyorum. Devrim Yaldır kardeşime de görevinde başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlere, gelecek günlere umutla bakıyoruz. Son olarak sevdamız Türkiye, umudumuz gelecek diyelim. Genel merkezimiz tarafından da onaylanan yetki belgesini kendisine takdim ediyoruz. Teşekkürler. Gülağaç ilçesi Gençlik Kolları Başkanlığı'na ilçe başkanı Mustafa Abur tarafından önerilen Mehmet Terzi kardeşimizi aşağı atadık. Gülağaç'a ve bize hayırlı uğurlu olsun. İlçe Müftülük Hizmet Binası ve Gençlik Merkezi Aksaray'ın Sultanlığı ilçesinde törenle açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan halka müftülükle bağınızı kesmeyin, sık sık uğrayın diyerek gençleri müftülüğe davet etti. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde İlçe Müftülük Hizmet Binası ve Gençlik Merkezi törenle açıldı. Açılış programı müezzin kayyımı Volkan Gülşen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bir konuşma yaparak İlçe müftülüğümüzün binasının açılışında bir aradayız, hamdolsun. Güzel bir eserin açılışında hep birlikteyiz. Allah bu günlerimizi artırarak devam ettirsin. Güzel günlerde birlik ve beraberlik içinde kavuştursun bizleri. Ben öncelikle bu güzel müessesenin ortaya çıkmasında emeği geçen gerek mülki idare amirlerinden, gerekse hayırsever kardeşlerimize varıncaya kadar kimin ne emeği varsa Allah razı olsun diyerek onlara teşekkür ediyorum. Müftü demek toplumu dini konularda aydınlatan kişi demektir. O bakımdan müftülükle bağınızı kesmeyin, sık sık uğrayın. Bu binalar sadece müftülük personelinin oturması için alınmış binalar değil. Sizin için, size hizmet edecek. Her derdinizi alın buraya getirin. Sultanhanlı gençler gelin buraya dedi. Konuşmaların ardından Ankara İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz'in duasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılış programına Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Diyanet İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Ankara İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, kurum amirleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kentte kar yağışları başladı. Kimileri hazırlıksız yakalanırken kar yağışını bekleyen vatandaşlar önlemini aldı. Haberi izleyelim.
ayda mevsim sıcaklığının normalin altına düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Aksaray merkez ve ilçelerinde hava sıcaklığı gece saatleri itibariyle 0 derecenin altına düştü. Sabah saatlerinde 0 derece sıcaklıktaki kente mevsimin ilk karı yağdı. Okey, girdim. Güzel oldum bundan. Vallahi iyi oldu. Gelişir. Ne? Kar yağışında trafik normal seyrederken vatandaşlardan kimi önlemini aldı, kimi ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kentin girişinde bulunan anıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte kar yağışının devam edeceği Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Meteoroloji 19 ile 21 Aralık tarihlerinde de kar yağışının olacağını tahmin ediyor. Kadınların sosyal hayata aktif katılımını artırmak adına açılan Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde halı dokuma kursları devam ediyor. Kültürümüzün değerli bir parçası olan halı dokuma sanatının yanında birçok kursuyla kadınlarımıza her anlamda destek sağlıyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'in kadınların sosyal hayata aktif katılımını artırmak adına göreve geldiğinde açılışını yaptığı Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde halı dokuma kursuna devam ediliyor. Taşpınar halısı ve Sultanhanı halısıyla markalaşan, şehrimizde unutulmaya yüz tutmuş, her biri bir anlam ifade eden motifler kursiyerleriyle tekrar gün yüzüne çıkıyor. Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde kurulan 20 tezgahta geleneksel ve modern halı dokuma kursları veriliyor. Kadınların maharetleriyle tezgahlarda seccade, dekoratif halılar ve patchwork halılar üretiliyor. Üretilen ürünler satılarak elde edilen gelirler kursiyerlerin aile ekonomilerine katılıyor. Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalar verilerek kadınların ileriki hayatlarında meslek sahibi olmaları sağlanıyor. Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezlerinde verilen halı dokuma kurslarının yanı sıra diğer kadın aktivite merkezlerinde ve AKMEK merkezlerinde çini, seramik gibi birçok kursa devam ediliyor. Kadın Aktivite Merkezi yetkililerinden edinilen bilgiye göre Necmiye Hatun Kadın Aktivite Merkezi'nde yeni bir kursun başlayacağı duyuruldu. 20 Aralık Pazartesi günü geleneksel Türk mutfağı yemekleri kursu başlatılıyor. Aksaray CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, 16 Aralık Perşembe günü 18.30'da Aksaray'ın gündemi adlı programa katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret ve dövizdeki artışın vatandaşı olan etkilerine değinen Ertürk, Aksaray Belediye Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialıyız dedi. Sayısal anlamda baktığımız zaman siyasetçinin karnesi seçim sandığıdır. Ben il başkanlığım döneminde herhangi bir seçim yaşamadım. Dolayısıyla vatandaşın bir oy takdirine dönüşüp dönüşmediğini ölçümleme şansımız olmadı. Ama benim için seçim sandığından, vatandaşın oyundan çok daha önemli bir şey var. Ben ana muhalefet partisinin il başkanıyım.
Bu benim için kamuoyu adına çok önemli bir görev. Çünkü demokrasilerde de muhalefetin iktidara fren görevi yaptırması muhalefetin temel işleridir. Ben il başkanı olduğum zaman, daha öncesine gideyim, siyasete başladığım zaman kendime şu sözü vermiştim. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak siyasi hayatım sona erebilir. Belki ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili olabilirim. Ama ne olursam olayım, siyasette karşılığımı ben ne zaman almış olacağım? Siyasi hayatım bittiği zaman, bu şehrin sokağında, caddesinde gezdiğim zaman, insanlar selamımı alırsa, bir hoşgörüyle, güler yüzle beni karşılarsa, aslında siyasetçinin ulaşabileceği en üst makam budur. Bugün bu ilde 5 yıl milletvekili, 5 dönem milletvekili yapıp, ama bırakın sokağı, kahveyi, pazarı, kendi partisinin il binasına çıkamayan milletvekilleri var. Dolayısıyla ben vatandaşımızın bize olan ilgisinden çok memnunum. Aksaray, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş seçim sonuçlarına göre en zayıf olduğu, iktidarın ülke genelinde en güçlü olduğu bir il. Ona rağmen 2 yıla yakındır sahadayız. Hiçbir hemşerimizin den bir kötü muamele, bir olumsuz karşılaşma görmedim. Tabii ki şunu diyen de çok. İşte Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi çalışıyor, artık oyumu vereceğim diyen de çok. Çalışmalarınızı çok beğeniyorum ama partinize oy vermem diyen de çok. Bu seçmenin takdiri ama ben Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Teşkilatı olarak Aksaray halkının gönlüne girdiğimizi, Aksaray halkının başına bir iş geldiği zaman bizim sesimizi Ali Abbas Ertürk dile getiririz diye bir yaklaşım içerisinde olduğunu, bize gelen şikayetlerden, taleplerden çok net bir şekilde anlıyoruz. Aksaray halkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarını çözmede en büyük muhatap kabul etmiş durumda. Muhtarlarımızdan gelen taleplerde, köylerimizden gelen sıkıntıların bize iletilmesinde, kamuoyunda işte iktidar partisine mensup, yapılanlardan içi sızlayan ama bizim parti bu konuda konuşamaz ya da başka partiler konuşamaz. Ne olur şu işi dile getirin de siz devletin daha fazla soyulmasının önüne geçin diye bize ulaşan taleplerden anlıyoruz ki Aksaray halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek muhatap olarak kabul etmiş durumda. Hazine arazileriyle ilgili bir sıkıntı var. Köylünün çok mağdur olduğu bir konu. Bu ülkenin kanayan bir yarası. İşte merkezde de Kurtuluşlu, Aleli mahallelerinde bir sorun var. Geçmişte vatandaşlarımız gitmiş, buraya ev yapmış. 30 yıl, 40 yıl burada oturmuş. Belki daha uzun süre oturanlar var. Şimdi hazine, artık satılacak fabrika kalmadığı için belki de, hazine arazilerini satışa çıkartıyor. Kardeşim adamın evi var burada. Alamıyor, alacak gücü yok. 110-120 lira dönümünden para isteniyor. İşte efendim oradaki arsa fiyatları yüksek. Ya sen emlakçı mısın? Sen ticaret mi yapıyorsun yani? Sen orada o vatandaş bir şekilde o evi yapmış. O evi yıkma şansın yok. O vatandaşı sokağa atma şansın yok. O zaman sosyal devlet olmanın gereği o insanların ödeyeceği şekilde bir kolaylık yapacaksın ve bu arkadaşlarımızın bu sorunu çözeceksin. Bu yapılmıyor. Devlet şu an belki de bir seçim yatırımı hazine araziler üzerinden ciddi bir para kazanma hesabına düşmüş. Bunu Vela Baba Genel Başkan Yardımcımız Aksaray'a gelecek. Geldiğinde de Aksaray köylerimizin bu sorunlarını gündeme getirmesi için köylerimize buluşturacağız. Gene Aksaray köyünün başka bir sorunu. Burada Aksaray'ın yerleşimini hepiniz biliyorsunuz. Tepenin içinde ve sel felaketine maruz kalma ihtimali yüksek bir köy. Bu kanal ıslahı, derenin ıslah edilmesi projesi, yanılmıyorsam 2017 yılında hazırlanmış ama hala DSİ'de ödenek yokmuş, para yokmuş gibi sebeplerle yapılmıyor. Allah korusun yani bir felaket olduktan sonra, bir can kaybı yaşadıktan sonra bunu yapacağız yani. Buradan yetkililere sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum. Akhisar Köyü'nün bu dere ıslah sorununu bir an önce çözmeniz lazım. Gene işte ortaokul 3 öğrenci eksik olduğu için Akhisar'da ortaokul kapanmış bunun gibi. Geçtiğimiz günlerde Tatlıca Köyü'ne gittik. Gene bizim 1 ya da 2 oy aldığımız bir köy. Basından da takip etmişsinizdir. Çocuklar kalorifer yakacak bir görevli olmadığı için dışarıda ders yapıyor. Dışarısı daha sıcak olur güneşten diye. Bu köyde gittik. Bu köyün de ciddi sorunları vardı. İşte
yol sordular. Mesela Tatlıca Susad arası 2 kilometrelik bir yol. Kendim bizzat araba kullandım o yolda. İki arabanın yan yana geçmesi mümkün değildi. Ya koca devletin, özel idarenin o 2 kilometre yolu yapma gücü yok mu Allah aşkına? Bu yol yapılmamış. İnternet sorunu. Bakın pandemide okullar kapandı. Tatlıca'da, Gücünkuyu'da, Gücünkaya'da, Susadı'da, Göksü Güzel'de ve köylerimizin büyük çoğunda internet sorunu var. Altyapı sorunu var. Ben soruma tekrar dönmek istiyorum. Asgari ücret çok gündeme geldi. Evet. İşveren kesimi, işçi temsilcileri ve hükümet bir araya gelip defaten toplantılar yaptılar. Evet. Bu toplantıların neticesinde de bugün bir rakam açıklandı. Sayın Kılıçdaroğlu bir rakam telaffuz ediyordu. 384 doların karşılığı neyse bu karşılık verilsin diye. Hükümetin de vermiş olduğu rakam sizlerin de bildiği gibi 4250 TL. Evet. Bu yeterli mi sizce? Öncelikle ben tabii bizim konuşmamızın, programımızın en önemli ekonomik sorunlar ve asgari ücret can alıcı olduğu için de partimizin ekonomi kurmayları bir çalışma yaptık. Ve onları da hatta bugün de revize etmek zorunda kaldık. Çünkü faiz indirme inadından dolayı döviz yeniden bir dalga yaşadı. Faizde bir puan düşürülecek. Evet, o düşürüldü. Şimdi bazı tablolar yaptık. Bakın 2018 yılında yoksulluk sınırı 5492 iken 2021'de 10.075 yoksulluk sınırı. Şimdi biz 4250 bu rakamlar üzerinden değerlendirmemiz lazım. 10.075, 4250. Yani yoksulluk sınırının %40'ının altında bir asgari ücret. Başka bir veri üzerinden gideceğim. Bu da birkaç tane önemli güçlü ülkeninkini yazdım. Onun dışında da hepsi bizim çıtamızın dışında olan ülke, altında olan ülkelerin asgari ücretini yazdım. Bakın Lüksemburg'da 2200 euro asgari ücret. Almanya'da, bizi kıskanan Almanya'da 1585 euro. Onları geçiyoruz güçlü ülkeler. Macaristan'da 442 euro. Slovakya'da 623 euro. Yunanistan'da 758 euro. Çin'de, hani dünyanın o meşhur ucuz iş gücü olan Çin'de 358 euro asgari ücret. Azerbaycan, bakın. Azerbaycan'ın devlet geçmişi bile o kadar yeni ki ben yaş olarak Azerbaycan'dan daha yaşlıyım, daha köklüyüm. Biz ekonomik destek veriyoruz. Evet, 284 euro. Gürcistan 200 euro. Bizim ülkemizde dün itibariyle 170 euroydu. Son asgari ücrette 241 euroya çıkmış durumda. Bu asgari ücret yeterli mi değil mi? Bu tabloda bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir başka tablomuzda da bunu gene izah edeceğim. 2018'i baz aldım. Çünkü 2018'den önceki yapılan başkanlık sistemine milletimizden uçacağız, çağatlayacağız, refahımız artacak, milli gelirimiz artacak ve tüm toplumumuz ekonomik olarak uçuşa geçecek diye bir vaatte bulundu hükümet. O vaatte bulunduğu 2018'de asgari ücret 425 Amerikan doları. Bakın. 2019'da 379, 2020'de 390, 2021 son yılı baz alırsak 384 dolar. Bugün hükümetin açıkladığı yeni asgari ücrette 274 dolar. Yani kamuoyunda çok iyi zam diye bir algı yaratıldı. O çok iyi zam dediğimiz zamla asgari ücretimiz geçen yıldan bugüne 110 dolar fakirleşti. Burada dolar bizim ekonomimizin can damarına girmiş. Bunu nereden biliyoruz? Devletin ihalelerini dolar üzerinden yapmasından, garanti geçiş ücretlerini dolar üzerinden fiyatlandırmasından biliyoruz. O zaman 384 doların bu ülke karşılığı 5952 TL'dir. Onun altındaki bir zam yeterli değildir. CHP'nin bugüne kadar ki az önce bahsettiğiniz ilçe olduğu dönemden bu yana milletvekili çıkaramadığı gibi belediye başkanı da çıkıyor. Hatta belediye meclis üyesi çıkaramadığı dönemler oldu. Yerel seçim için de bir hazırlıklarınız, bir çalışmalarınız var mı? Yani bu konuda da ne düşünüyorsunuz? Yine ittifak mı yapacaksınız? Partinin genel merkezinin bir şeyleri var mı? Ya tabii 2024'teki fotoğrafın netleşmesini 2023 ya da ondan önceki yaşayacağımız seçim ortaya koyacak. Ben genel başkanımızın, genel başkanların kararlılığından ittifakın uzun bir süre devam edeceğini gözlemliyorum. Eğer böyle bir tablo olursa da
Tabii ki genel bir ittifakla belediyeye talip olunabilir. Tabii ittifak yerel seçimlerde biliyorsunuz bir genel seçimde gibi olmadı. Bazı illerde genel başkanlar takdir yetkisini kullandı. İşte İYİ Parti'ye siz aday çıkartmayın dedi. İşte Balıkesir Denizli'de CHP çıkartmadı. Bazı Anadolu illerinde o günkü il örgütünün inisiyatifine bırakmıştı. Biz bugün, ben o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak yetkili bir kişisi olursam, ittifaklar devam ederse, genel merkezde bu inisiyatifi bize bırakırsa, benim tavrım Aksaray Belediyesi 20 yıldır koltuk boş. Onu söylüyorum başkanım. Evet, geçen seçimde göstermeniz, bu seçimde gösterecektiniz. Evet, o koltuk boş. O gün kamuoyu yoklamalarımızı günü geldiğinde yaparız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden teveccüh gören ve vatandaşın belediyeyi emanet edeceği isimler varsa onlar üzerinden yola çıkarız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına oyu o gün belediye başkanını kazanmaya yetmiyorsa, artık bilimsel araştırmalar var, otururuz ittifak partileriyle şehre hizmet edecek, dürüst, ahlaklı, şehirciliği bilen, eli çantasız olan bir belediye başkanı üzerinde mutabık kalırız. Tabii ki bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmasını canı gönülden isterim. Yine bir kaza haberiyle karşınızdayız. Aksaray-Adana yolunda bir otomobil refüje çarptı. Çarpmanın sonucunda yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aksaray'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Aksaray-Adana karayolunun 12. kilometresi Armutluköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niğde istikametinden Aksaray'a gelen Fadıl Ç idaresindeki 51ABC018 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Adem S yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda oldum. Hoşça kalın.